Ameliyattan varsa da sonra da bu uygulamayız. önemli bir mesaj. Ameliyattan Çok önemli. sonra da diyet devam Yapacak. Edecek. Hem de nasıl edecek? Yoksa bir kere... aldığı kiloları verdiği Aynen kiloları öyle. alacak. Şimdi ben hep bu Peki örneği siz şu anda veriyorum. Nasıl Yine diyet yapıyorsunuz? Yapıyorum. Diyet yapıyorum. Bir de daha kötü aslında ben bu ameliyatı artık önermiyorum hocam. Bunu söylüyorum. Niye önermiyorum? Bir kere kusma diye bir şey başladı. Hani küçük bunu, küçük. Hacim küçük. Tıpta bunun adı nedir? Hani halk dilinde kusma. Küçük küçük yiyorsunuz, çok az yiyorsunuz ama yine de artık mide kabul etmiyor ve dışarı çıkartıyor. Peki iştah gidiyor mu yoksa iştah? İştah gidiyor fakat. Yani canınız artık yemek istemiyor mu? Canım yemek istemiyor ama bende ne oldu mesela? Mesela eskiden en çok sevdiğiniz yemek bir an önce makarnadan bahsettiniz. Makarna. Şimdi makarna gelse yemek istemiyor musunuz? Bir iki kaşık böyle yani hani böyle zafiyetteki. Şimdi mide küçük diye yeme doyabilir. Ama hiç açken de canınız istemiyor mu yemek? Hayır. Bir kaşık alıp bırakıyorum. Zamanla küçülüyor. Ama bir de şuna şöyle bir diyet var yani. Bende yan etkileri oldu bu ameliyatın. Ben mesela ameliyat öncesi lık su içerdim sürekli. Çok fazla su içerdim. Hatta bana derdiniz ki hani ödem yapar fazla su içme. Çok su içer. Şimdi yarım litre su içemiyorum. Ve dün biliyorsunuz keratinim ikilere çıktı. İçtiğiniz zaman mideniz mi bulanıyor? İçemiyorum, midem bulanıyor, almıyor. Şimdi bu ameliyat hocam, şöyle anladığım kadarıyla. Hocam son dakikaya girdik de ben bir şey söyleyeceğim. Burada önemli bir mesaj vereceğim. Yemek borusu, mide, Şimdi bu bağırsak değil su mi? Su veya diğer besinleri istememe durumu düzelecek mi? Zaman içerisinde kendisi istememe durumu neden istemiyor? Ağrı yapıyor, bulantı yapıyor. Şimdi eski alışkanlıklarla porsiyonları hala büyük. Su için de büyük. Daha küçük, daha sık. Almak zorunda. Yani ben burada bunu o nedenle söyledim. O yüzden diyet yapmaya engel psikiyatrik bir hastalık varsa obezite cerrahisi düşünmeyiz. Evet. Yani bu bir yeme bozukluğuysa. Çünkü sonrasında yemenizi değiştireceksiniz. Şimdi bakın benim hastam var. Ferhan Hanım böyle değil. Hasta ne yaptı? Sıcak çikolata içti. Eritilmiş çikolata içti. Yüksek kalorili aldı, kilo veremedi. Dolayısıyla lütfen şunu unutmayın. Ameliyat sonrası da beslenme düzeniniz değişecek. Ben yani obezite cerrahisi aslında direkt şey Diyete değil. Diyete engel değildir.